Sarmayla nasibe taşlayın. Merhamet, sizi ogahlandırdık. Cinayet Kodeksi 238-240 madde alttala boyunca yolun korsatı üniversitesi cevap verdik var. Bu akın kasam yapıya tanıştık imza koyduyuz. Sürtke hakikatla, hakikatten özgür arsam yapılmıyım ben degen mazlumda. Merhamet, Narbayeva nasibe taşlayın. Sürt hayat sizge erkin korsatı üçün söz verelim. Olup ötken vakitlerini düşündürü verin. Tamam. Hürmetli sudya, açınarlı halat değil. Bir de jurnalistler mi var mı? Fakat blogranlar, blogranlar. Jurnalistler mi var? Jurnalistler mi var? Bloglar olmayı ve kurabı ostaları, gazete, jurnal, nasibat vakilleri açık sütte iştirak geçiyor. Yaşı. Ben bana şu halatka, bana şu akıbatka, bu şey vaziyette çıkıp alışımızı eğer bu halatını, bana şu vaziyetlerine şahsa ayır, dair malumatlarını, alim malumatı jurnalistler ham çıkarsa bulat idi. Ben bir otman kıbaya bulundu. 2018 yıl, birinci o yıldan bir otman kıbaya bulundu, bir otu faaliyet yoktu. Ben az gene faaliyetim doğrusu da kısa bir eğitim ödemem bulmadı söyleyeyim. Sütte, süt sahasıdır. İlgara, Bukharalı sütü, Cüneye sütü, Mavri sütü diyen gap yok idi. Diyen gap yok idi. Uşa kayıtlarında 10-15 yılda yaptım süt teşliğime. Kanseliyerimi biraz iyi. Sütüye yordamcısı, süt katıbı majisi, katıbası bulup çıkıyor. Kiyin süt departamenti boş parmanızda, terimizde 10 yıl işliğime. 7 yıl, 4 yıl sütman arıyordu. 4 yıl Karakalpakistan Respublikası Süt Departamenti. Ondan gelin adliyat tizimide 10 yıl işleyen ben. Ben idare kurup, 2017 yılda Hürmetli Prezidentimizin takibi bilen, farmanı bilen, kararları bilen Devlet Hizmet Agentliği teşkil ettirdik. Teşkil ettirdik. Ben ilgari bizler fıkhıbiyon adliyat tizimide geldim. 2018 yıl birinci o yılda hakimiyet tizimi geldi. 2020 yıl birinci aprilden devlet hizmet agentliği geldi. 2020 yıl birinci aprilden. Yani bize bana işten boşalttı 2020 yıl beşinci o yılda. Yani bu günü başlığımız çakra yaptı, rahmetlik Zafer Akram başlık çakı yaptı sizin dediler. Mandan işten boşaltış doğrusu da, arzamı alış doğrusu da, man hiç hayalimde o narsa giden yok. Çünkü prezidentimizin talepleri bilen, bütün manzilli, her bir fukaranın uyuyla manzilli yürüp, kutlama alınmıyken, yaşı kapta mı, 90 metrede mi, 50 metrede mi, yaşı niçinde boşadan kat en azar. Nikoqdan o'tmaganlarni nikoqdan o'tkazish, tug'ilganlik haqida guvohnoma olmaganlarni tug'ilganlik haqida guvohnoma olish masalasi bo'yicha bizlar 200 ga yaqin 200 dan oshiq shunda atrofda tug'ilganlik haqida guvohnoma berdik. Manzilli yo'l hujjatlarini taqlab nikoqdan o'tkazdik. 90 ga o'xshaganlar bilan nikoqdan o'tkazdik. Endi men o'ylayapmanki, rahbarimiz meni rag'batlantirish masalasida meni chaqiryapti deb o'ylayapman. Meni favqulodda chaqirib qo'ygani uchun. O'zi ikoy bo'lgan qari. Keyin bank kelsam, kattaga olib kirdi, arzangizni bitta menga, siz pora olibsiz, pul olibsiz, kimdandir pul so'rabsiz dedilar. Men aytdim, men kimdan so'radim deb. Degan edimki, menga zapisni qo'yib berdi. Bu hammasi delada mavjud. Zapisni qo'yib berdi. 1 milliondan to'laysan degan joylarim bor. Bo'ldi. Orada to'laysan. Kassaga to'lov qilasan degan joyim bor. O'sha yerda bo'ldi. Undan keyin endi bu yerda bu darajaga yetib kelishning sababi Davlat xizmat agentligi meni maqsad bo'ldi meni ishdan ketkizish ekan. Meni ishdan ketkizish ekan. Endi Davlat xizmat agentligiga bizlar hokimiyat tizimida bo'lgan davrimizda ham qaysidir ma'noda Davlat xizmat agentligiga biz qaysidir ma'noda bo'ysunar edik. Tug'ilganlik haqida tug'ilish nikoh o'lim guvohnomalarini bizlar olardik, shu bo'yicha hisobot berardik. Biz Davlat xizmat agentligiga o'tish arafasida har xil tazyiqlar bo'ldi.
hali qonunchilar ishdan olishimiz kerak. Nazarda aniq aytilmaydi. Bir ikki tane ishdan unday qilamiz, hali sanlarni unday qilamiz, hali unday qilamiz degan guruhimiz bor. DHA degan davlat xizmat agentligining guruhi bor. Shuni tashlaydi. Lekin aynan meni nazarda tutayotganligini men hech yetti qilib xayolimga keltirmadim. Keyin chaqirdi, arzamni olishdi, majburlab. Ba'zan iltimos ham qildi. Men rahbar sifatida sizga va'da beraman. Oktyabr oyida qaytarib, siz Termizda yashaysiz. Termiz tumaniga ham yoki o'zingizning joyingizgami? Yana xudoy mudirasi qilib qo'yamiz. Faqat hozir arzani ishda bo'shash to'g'risida yozib bering dedilar. Maydim aka dedim, mayli. Bu zapis bo'ptilar dedim. Lekin dedim, 1 million to'lovi bor, davlat boji ikki tarafni davlat boji qilsam, o'sha 1 millionga yaqin bo'ladi u. Desam, yo'q, endi bu arzangiz bermasangiz bo'lmaydi-ku, arzda yozgan qolmasdan. Men aytdim, man dedim, Asiya tizimida 10 yil ishlab, hokimiyat tizimida o'tgandan keyin ham men umuman bitta ham xayrsan olmaganman, hech bo'lmasa. Mani inspektor qo'ying dedim. Yo'q dedilar. Bo'lmasa bironta tumanga rotatsiya qiling dedim. Yo'q dedilar. Keyin agarda arza yozib bermasangiz, sizni prokuraturaga arzalarni beramiz dedi. Ustingizdan jinoyat ochiladi dedi. Men o'sha paytda eshitgan paytda men stress holatda bo'lmanda ozgina. Aslida men sal bir yerda salmas, katta xato qildim. Men bitta xato qildim. Agar bu xatoni ham balkim men qilmaganimda bu darajaga yetib kelmasdirmiz. Yetib kelmasdirmiz. Men shu yerda arza yozib bermasligim kerak. Majburlaydimi, prokuraturaga beradimi? Nima desa ham men yozmayman deb chiqib ketishim kerak edi. Aslida bizlar poslushniy bo'lib tarbiyalanganda, butun o'sha sudda ishlagan vaqtda sudyalarimiz o'sha tarbiya 10 sinfdan shu sudda ishlagan bo'lsam, bog'ichli yuridistika hukmlarida o'qib, o'sha tarbiya bizda shunday bo'lgan. Poslushniy shunday qilib quloq soladigan xodim qilib o'rgatgan. Akam meni ham ishga oktyabrda olar ekanda va'da berib, men bu darajada bu ham mayli prokuraturaga bermasa bermasin, bu arzalar ketsa, ha, deb kimin bu qanaqadir o'zimcha bir shun shu zapisdan qo'rqinchli tushunibmanmi? Sal o'sha paytda men birdan menga stress bo'ldim o'sha holatda. Keyin meni o'sha yerda viloyat prokuraturasida ishlaydigan Aliyev Azamat davlat xizmat agentligida zam bo'lib ishlaydi, otasi viloyat prokuraturasida ishlaydi. Keyin o'sha Azamat xonasiga olib kirdi, olib kir arza bilan tushuntirish xati oldi dedilar. Mendan arza bilan tushuntirish xati oldi. Keyin boshliqqa olib kirdilarki, yo'q, shuni ham yozdirishni bilmaysanmi, shunaqa ham yozdiraman dedi-da xonasiga o'tirib, boshqatda aytib turdilar, menga yozdirdi. Keyin yozib berdim. Keyin o'sha bilan endi meni nomzodim sudyalikka qo'yilgan edi o'sha paytda. Men aytdimki, mayli o'zi o'sha paytlar men sudga ishga o'taman deb yurgan paytlarimda sudga ishga o'tsammikan deb shunday yurgan paytlarim edi. Keyin mayli dedim, to'xtang, men arza yozmaydi dedim. Shunda sudga o'tib kelay dedim. Men agar meni o'sha yerda joy bo'lsa, meni oling o'sha yerga deb aytay deyishimga ham qo'ymadi. Yo'q, yo'q. Birinchi arza yozasiz, keyin ketasiz deb. Xullas, keyin arzani oldilar, keyin shu prokuraturachi bo'ladi dedilar. Prokuraturaga pora berdilar. Men bu o'sha zapisdagi narsani prokuraturaga bermayman dedilar. Maydada keyin chiqib ketdim. Keyin ketishda men sudga kirdim. U yerda endi bo'sh ishlar yo'q ekan. Keyin men ketdik. Ishonmaysiz, bir haftadan keyin ijtimoiy tarmoqda chiqyapti. Bir haftadan keyin. Endi Norboyeva, o'sha ayolni o'tirgizib, meni endi keyin sudga bermaslik maqsadida. Ertaga men yana siz oktyabr oyida tiklatib aytgandingiz. Mana men keldim, tiklayman degandingiz. Men ishga qabul qilib olaman degandingiz. Mana men keldim, ishga endi arza beray, men ishni qaytadan qabul qilasizmi? Deydi degan shunaqa ma'nolar. Keyin ertaga 10 kun, 2 oy emas, 1 oy ichida men qaytadan arzamni qaytarib olib ishga ham kirishib, yana ishimni davom ettirishim mumkin edi. Bir haftaning ichida bular video bo'liqlar tayyorlab, o'zi davlat xizmat agentligida muhit yaxshi emas. Muhit yaxshi emas. Muhit nosog'lom o'tdi o'zi. O'yirda
hammasi prokuraturadan ishlab, vizetkadan ketgan. Shunaqa u yoqdan, bu yoqdan davlat xizmat o'sha yerda oliy ma'lumotli yuristlar topilmaganligi uchun o'sha yerda o'shanda xodimlar shakllanib qoldi aslida u yerda. Keyin bir haftadan keyin ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi. Men juda qattiq xafa bo'ldim. Shunchalar endi o'sha yerda iltimos ham qildim. Arzan dog'layotgan paytda rahmatli Zafar akaga. Zafar aka iltimos, men qiynalib o'qib kelganman. Chaqaloqlik o'sha farzandlik bo'lganimda men o'sha chaqaloqni tashlab yurpakka Qoraqalpog'iston Respublikasi o'sha davlatga borib ham ishlaganman o'sha stavka, ham o'sha o'qiganman, men azobda o'z kuchim bilan erishganman. Har bir narsaga o'z kuchim bilan erishib, etap-etap chiqib kelyapman aka. Mani unaqa qilmang, deyishimga qaramasdan, baribir men arzam o'sha yerda oldi endi qancha gapni gapirgan bo'lishimga qaramasdan, keyin bu undan keyin menga bu ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgani mani yuragim, mani tanam og'ridi. Men juda qattiq xafa bo'ldim. Keyin o'nda bu ijtimoiy tarmoqda endiki butun o'sha kadrda mana hurmatli prezidentimizning 2-iyulda 2020-yil 2-iyulda shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni chiqdi. Qonuni chiqdi. Bu mana bu men o'sha ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgandan keyin o'sha har bir xodimni shaxsga oid hujjatlari kadrda bo'ladi. Rasulov kadr, Rasulov Fayziddin o'shandagi nimaiki mening shaxsimga oid ish faoliyatimga oid qayerda ishlaganmanmi, vaqtincha ishlaganmanmi, doimiy ishlaganmanmi, qayerda ishlagan hammasi ijtimoiy tarmoqda. İçtimai tarmakta. Ondaki rahmetli Zafar aka endi 24-cü menden 5-ci uyunda arıza ogan bosa 24-cü uyun günü o kişi vafat ettiler. Karnı versinler vafat ettiler. Vafat ettiler ki oje 15-ci avgustaca kattı karantin ediler. Sütem pek çoğu kucak kabul etmeyi kondiler. Kiyin avgustun ahırında iş getirilir ki ben arıza biri var. Arıza verdim diye ben süt otları tıklandım. Tıklanıp ki 23. sentyabrda işte tıklaş doğrusunda karar çıktı. Bu darhol icra edilişi kerak bo'lgan bu hujjat. Lekin 7. oktyabrda şu vaqtgacha sudra yurdi deb 7. oktyabrgacha birga chiqolmay o'sha kuni keyin buyruq chiqardilar ishga tiklash to'g'risida. Men o'shanga qadar ishsiz yurmaslik uchun Davlat xizmat agentligining oldida aholi bandligiga ko'maklashish markazida direktor o'rinbosari bo'lib ishlab turdim. Ko'rishimiz kerak, vaqtincha menga qirqa chiqardi o'sha yerda. Keyin 7 oktyabrda ishga tiklash to'g'risida qaror chiqargandan keyin men ketdim Denovga. Bu yoqdan ishdan bo'shadim deb Denovga ketdim. Keyin bular Davlat xizmat agentligi 10-chi, qarang, 20-chi oktyabrda apellyatsiya bergan. Davlat xizmat agentligi mening ishga tiklanganlik to'g'risida qarorni bekor qilish uchun apellyatsiya bergan. Prokuraturaga arz beryapti. Menga ishga tiklash to'g'risidagi qarorimni bekor qilish uchun prokuraturaga arz beryapti. Prokuratura protest bilan chiqyapti. Bu o'kin o'sha men ishga tiklaganimga qadar aka Zafar aka vafot etgunga qadar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgandan keyin men bordim Zafar akaning oldiga. Zafar aka, siz prokuraturaga bermayman deb va'da berdingiz. Yigitlik so'zim, rahbarlik so'zim deb va'da bergandingiz. Nega prokuratura meni chaqiryapti, berdi desam, ijtimoiy tarmoqqa chiqib, u ish aynan prokuraturaga berishlik uchun. Men va'da berib qo'ydim. Endi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketdi. Shuning uchun men prokuraturaga bermasdan ilojim yo'q edi degan bir sabablarni bosh qilishlik uchun nega o'zini shunday deb olib qochdi. Ham mayli dedim, bo'pti dedim. Deb keyin o'sha yerdan ketdimda, keyin prokuraturaga bordim. Prokuratura bu ishni tekshirish boshlandi. Siz opa ikkimini zapslarni qo'yib ko'rdi, ayolni o'tirgizib, o'sha ishga tiklanganimga qadar yo'q, o'sha birinchi bo'lganda, birinchi ijtimoiy tarmoqqa chiqqanimda qadar
ayolni davlat xizmat agentligi, xuddi davlat xizmat agentligi xodimi demaysiz buni. Uni prokuratura xodimi deysiz. Chunki hammasi prokuraturadan urilib-surilib, zetka bilan ishdan sudlanib, ishdan chiqqan odamlar o'sha yerda prokuratura stilida ish yuritadi-da. Ana shunday stilda ish yuritadi. Keyin buni prokuraturaga jo'natib olgan, prokuratura tekshirdi. Ey, buni jinoyat, ma'muriy jinoyat alomatlari yo'q deb buni rad qilib tashladi. O'shandan keyin o'sha xulosani oldimda men sudga berib tiklanib, keyin bu tiklanganimdan keyin men Denovda borib ishlab turibman. Keyingi ijtimoiy tarmoqlarda chiqishini shunchalik tayyorgarlik ko'rganki, shunchalik tayyorgarlik ko'rganki, Sattoriy, Otabek Sattoriy xuddi prezidentga o'xshab ijtimoiy tarmoqda o'tirib olganda, sen qaysi viloyatda biz aka-uka, opa-singil bitta viloyatda masalan bitta viloyat O'zbekiston bizlar aka-singil opa-uka shundaymiz. Biz bir-birimizni ko'kolab emas, bir-birimizni yeb emas, yeb bitirmasligimiz kerak bizlar bir-birimizni. Agar prezident blogger mayli shunday sharoit yaratib imkoniyat bergan bo'lsa ikkita xotin urushib, bittasi shikoyat qil desa, bittasi pul berib, shuni yomonla desa, yomonlash kerak degan emas. Sen jamiyatning ravnaqi uchun xizmat qil. Qaysi ishdir nimadir bo'lmaydigan bo'lsa, mayli ozgina ko'maklashgin. Lekin ayollarni shunday ijtimoiy tarmoqlarga chiqaryaptiki, ketma-ket chiqib kelyapti. Ertasini ham chiqyapti, indini ham chiqyapti. 10-oktyabrdan to'g'ri 2-apellyatsiya nazorat apellyatsiya sudi ko'rilgan 20-oktyabrga tayyorlangan. 10-oktyabrdan 20-oktyabrga men ayolman-ku. Men kimning qildim qizimanku? Voy kimning rafiqasiman men? Voy kimningdir onaman men. Mening farzandlarim bor, mening qarindoshlarim bor, birodarlarim bor, do'stim bor axir meni. Musqollab yiqqan obro'yman men. Ko'p yillar turmushga chiqmay yurdim. Chunki men karyera qilaman deb. Men karyera qilishim kerak. Aslida karyera bu turmush o'rtoq bilan ekan. Chiroyli turmush o'rtog'ing bo'lsa, chiroyli farzanding bo'lsa, sen bu lavozimdan, bu lavozimga, bu lavozimdan, bu lavozimga o'tib karyera qilishing mumkin ekan. Men tushundim. Lekin turmushga chiqdim, farzandlik bo'ldim. Lekin bu ijtimoiy tarmoqda men otabekni hech ham tanimayman. Men ijtimoiy tarmoqdan meni chiqargandan keyin menga tashab beryapti odamlar. O'rtoqlarim, do'stlarim, birodarlarim menga tashab kelyapti. Nasiba bu nima ahvol? Men haq biladi. Men bu hayotda berdi 10 yil ishladim. Bu hayotda. Denov mening o'zim tug'ilib, chang to'pmoqlarini bosib, changitib, loylarni kechib o'sgan qizman men. O'zim har bir narsaga o'zimning mehnatim bilan erishganman men. Men birodar muttaham emasman. Ensangiz qotmasin birontangizni. Sizning har bittangiz singlingiz bor. O'zingiz ayolsiz, o'zingiz rafiqasiz. Onasiz kimgadir. Ensangizni qotirmang mening oldimda. Jabrlanuvchi, serlarga yig'ilmasdan ishxonalarga berilayotgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarga shunchalik ketma-ket chiqaryaptiki. Bilasizmi? Mana Islom Xalqoni bor, sud raisi. U kishi bitta grantli inson. U Surxondaryoda eng grantli sudyalar sud raisi edi u kishi. Mening ustozim edi. Men u ishlayotgan paytda men qizaloq edim. Bilasizmi ijtimoiy tarmoqqa nima deb chiqargan? Endi men uni ayta olmayman. Ayta olmayman. Hozir mana turmush o'rtog'im bilan ajralish arafasida kelib turibmiz. Mana bitta oila, bitta jamiyatning agar bitta oila, bitta jamiyat bo'ladigan bo'lsa, men o'sha jamiyatning bir bo'lagiman. Mening oilam nima, blogger degani ayollarni yomonlab badnom qilib, sharmanda qilish kerak degani emas. Mendan bir og'iz so'ramaydimi, opa? Siz o'zi kimsiz? Siz haqingizda falonchi shuncha ma'lumot deb, nahotki bitta ayol, bitta erkak aytmaydimi? To'xta. Shu darajada yomon o'sha ayol. Bir og'iz so'rayin shundan. Bir og'iz so'rayin shu insondan. Shu opa,
Mayli, yaşırınıp gavlaşmayın bile, hiç bulmasın. Opa, siz bana, bilmiyim ben, konuda bütün süt hakkında, sütte duran hujjatlar bunun koluda. Benim Adil Kadir'ın koluda duradığım bunun koluda. Ay deyip ben ki, yok benim kurulacağım. İçtimai tarafta, her bir faaliyetimde, şimdi gavrılayıp ki hayran olasınız. Yana 2.5 milyon pul dedi, 2 kilo pısta dedi. Ey, meni otam, ilgari istirip ayıttı, KGB'ydi. Hukukunu muhafaza kılıcı organlardan niçin yıllar işlegen. Men buranın hakkını yedigen ona kadar ayol yemez mi? Eğer meni otam eğer buranın hakkını yedigen bugün de burada madrasa mahşit kurup vermezdi. Ben şu hukukunu muhafaza kılıcı organlarda işler pensiyaya çıktı. Ben 2013 yılda 90 yaşta vefat ettiler. Hazır bana ona 87 yaştalar hazır. Men otamning o'tgan umrida bizlar 13 ta farzandmiz. Men 10-chi farzandman. 10-chi farzandman, 13 ta farzandmiz. Ota-onam shunday chiroyli, sog'lom muhitda katta qilgan bizlarni. Men bir narsaga alam qiladi, achinaman. Otamning o'tgan umrlariga bizlarni chiroyli qilib, katta qilib, chiroyli tarbiya berib, o'stirgan o'tgan kunlarga bugungi bir arzimagan bir bog'ir chiqadi-yu. Bana bunda şanımda yer bilen bir de kalıp ayağlık gururunu ehillemem. Sizge alam kıldı mı? Bir de blogger diye sözünü ayrışım. Lar diye sözünü koşuşum. Sizge alam kıldı mı hazır? Kaysi mandalı. Lekin beni. Lekin beni. Bu bunga sattorlikka mana shunday chiqarishga sharmanda qilishga masalan kim vakolat berib qo'ydi? Narbayeva, sudlar uchiga nima deymiz bor? Agar menda shunday men o'zi shunday tarbiyam shunday. Kimdir jamiyatimizda kimdir buzuq bo'lsa uni men buzuq demayman. O mening xalqim. O mening singlim. O hayotda tug'ilganda bunday bo'lib tug'ilmagan. O pokiza bo'lgan. Uni muhit shunday shakllantiradi. Muhitda uni shakllantiradi. Kimdir hech kim jinoyatchi tug'ilmaydi. U muhit shunday vaziyatga olib keladi uni. Hozir mening qizalog'im, o'g'lim ularga juda ham qattiq ta'sir qildi bu holat. Chunki men o'zimni juda ololmadim. Mana hozir kunda men ishsizman. Adil almadı yürüyüst. Ben kanuni çara kuruşu izni. Uşa ben anca sağlıklı gitti. Uşa menge maraline uşu planı. Menge ondur bir şey izni sorayım. Şakrof, sen onları izin var mı? Canım ben şuna böyle bakayım. Arkadaş, sen onları izin. Bu da verken ben de doğru bir konu okum. Bize kurs attım ya falan. Ben size böyle... Durma. Bu şehirde izohlanan qaysi holatlar sizda buningizda haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bilasizmi? Izohlab bering, bitta mana bu holat bo'lmagan, bu holat bo'lmagan, qisqacha taxmin bering. Bilasizmi, prokuror? Men 2.5 million pul so'radi degan. Bu umuman bo'lmagan. 2 kilo pista so'radi degan. Umuman tuhmat. Tuhmat. Lekin undan keyin ijtimoiy tarmoqlarda hozir uni qo'yib berardim, sotgan tashqarida qoldi. Men azgina qismini qo'yib berardim uni. U yerda juda haqoratlar shaxsiyatimga. Nima deb siz haqorat qildingiz? Hozir
Sokağına şunu koy bir ardına. Eğer sınırlıysanız biz şartta ama şu zapsta boğur mu? Cümle çeke tarafından yaptık. Zavuzumuzun o olurmuş. Var, hamması var. Yani ona... Onun teması o. Oturmak demem ki o. Prezident de oturup alıp nasıl bana orayı var. Onun maruza kılışı, onu yazıp kındır. Onun da yürüdüsü sözler alıyor. O şunda oturttu, oku bir atıttı o. O bir de çıkışkıma geldi, iki de çıkışkıma geldi, üç de çıkışkıma geldi, dört de çıkışkıma geldi, o fazla çıkışkı geldi, tınımsız çıkışkı geldi. Bana oyun... Size akoratı gelmeden buna yazdığınızda buzuz. Cüneyt şimdi öyle yazdı, tanış olanız. Tuhmat yok soruyla, hakikaten doğru kemiyle gen cümleniz. 2,5 milyon soruya gelmeyi. Size soruya gelmeyi, akoratı tuhmat yok. Tuhmat, akoratlar... Kim ayetken şunu? O ayetken kim? Kim? Yok, o şey yigit gitti yani, o tabi ki. İki yarım milyon pul soradı, değil mi? Hakkı var. O tabi ki uzunuz ayetken ki, kimdir ayetken bir şey? O ayetken mi var? O ayağını oturduzup, devlet hizmet agentliğe oturduzup, oyuna kap gelip, Dino'daki devlet hizmet agentliğe merkezine kap gelip, oturduzup, gazetleri kamerada alıp. Vakit ve sadık. Hoş sorun. Merhaba, merhaba, sağ olasın. Ruhsat verirseniz. Siz Otabek Sattoriga nisbatan qonuniy chora ko'rish bo'yicha qachon kimni nomi gariza bilan murojaat qilgansiz? Arizangizning qisqacha mazmuni nimadan iborat? Hurmatli advokat, men birinchi ijtimoiy tarmoqqa chiqqan paytda o'zimni qarqvam qoldim. Men başı tamam buldum o şapaydı, ben yoldum. Kiyin, Sattoriy'nin kitme-kit çıkışlarından kiyin. Oktyabr'da çıkış kıldılar. Ben Dekabr'da yazdım. Netice bulmadı. Prezident virtuologa yazdım. Respublika Milli Hapsizlikka yazdım. Respublika prokuraturasiga yozdim. Respublika ichki ishlariga, ichki ishlar vazirligiga yozdim. Keyin xotinlarni himoya qilish huquqini senatda xotin-qizlar qo'mitasi, Oliy Majlis senatiga inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'sha vakillarga yozdim. Keyin xotin-qizlarni gender tengligi bo'yicha shu o'shalarga yozdim. Bu dekabrda yozdim. Undan keyin yanvarda yozdim. O'sha yanvarda yozgan holatim bo'yicha jinoiy ish ochildi. Tirmiz shahrida jinoiy ish ochildi. Men unda bu Otabek qamoqqa olingan yo'q edi. Prezidentimizning shaxsga doir shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunlarni men ilova qilgan holda u yerda hammasi batafsil ko'rsatilgan, qanday haqoratlash, nima qilish, uni shaxsga tegishli bo'lgan, uning ruxsatisiz biron joyga hech kim tarqatmasligi kerakligi to'g'risida ma'lumotlar qonun O'zbekiston Respublikasi qonuni chiqqandan keyin men bu narsani yozdimda, Termiz shahar ichki ishlar bo'limida jinoiy ish ochildi. Keyin o'zi tergov harakatlari boshlanib yotganda, bu yotganda UVD'da bu yigitni ushlagan ekan, keyin uni Termiz shahardan olib UVD ichki ishlar boshqarmasiga ishga qo'shdi. Tushunarli. Arizangizning mazmuni nima deb o'ylaysiz? Mana shu holatlar. Hamma hozirgi aytganlarim hammasi batafsil tushirilgan. Aynan Otabek Sattoriy tomonidan shaxs sifatida Otabek Sattoriy tomonidan sizga nisbatan qanday haqorat, qanday 2,5 milyon pul so'radi degan. Xo'p. 2 kilo pista so'radi degan. 2 kilo pista keyincha. O'shalarni aytgan, keyin menga shaxsimga tegishli bo'lgan butun boyaga faoliyatimga tegishli bo'lgan, qayerda ishlaganman, nima qilgan, u yerda nima degan? Haqorat tamuz so'zlar aytilganda, o'qisa bilinadi o'tdi. U yerda bor.
Az çok kam okurmadım, okurduşmadım. O şekilde sözlerini aydın, hakaret kılıp, iştimeyi tarmakta yazıyor. Kemal degen, Nimayam degen, kayırda işlegen, o bir sözlerini aydın ki, o sözlerden başka insanın ispatı getirdi de, meyli, men, vaktince işleyim ama, men işlerim o şekilde. İşlegen. Yakşı, sizi şahsiyiz doğrusundaki malumat bunda, blogger sifatida qayerdan paydo bo'lib qolishim. Men shu savolni shunga bermoqchiman hozir. Hozir endi shuni bilasiz. Nima uchun bo'lmasa arizayotgan vaqtingizda Otabek Sattoriy va boshqalar deb ko'rsatmadingiz arizangizda? Bor, kiritilgan, hammasi kiritilgan. Bormi? Hammasi bor. Yaxshi. Mabodo siz hech kim bilan ish yuzasidan 2,5 million so'm pul haqida suhbatlashmaganmisiz? Agar men bu so'zni olganimda men o'sha paytda boshliq meni chaqirgan paytda men Dövüşüne çıkıp gitken bulalım. Yakışık, şuna. Siz işket tıklayış boyunca sütke vergensiz, ha? Ha. O şapayette sizi kanunun hukuk ve manfaatleriz kim kamaya kıyken? Advokat biz kim bulalım? Advokat... Hikmetullah Sattorov edildi. Keyinçe, apelasyon edildi. Bir anda Şakir... Balayan sütüde apelasyon katilde soruluyduk onda. Şavkat... Şakir dedi. Şirket Şakirov, doğru mu? Da. Bunların hazırlanma münasebetiyiz ya, akşamı tez uçuruşu burası. Kim bilin? Şirket Şakirov bilin. Elbette, hemen bilin yaşına. Tez uçuruşu burası mı? Yok, uçuruşu mu? Ne geç uçuruşu? Gapın bulsa gapramam. İş yüzesinden gapraş burası mı? Telefonlaşın. Kan değil, bulsa gapraştan gapraşam. Bulmasam gapraşam. Hurmatli sotuvchiga e'tibor berishingizni so'rayman. Bu Shavkat Shokirov qaraydiyatda bular bilan nihoyatda yaxshi aloqada. Shu bilan birgalikda Otabek Sattoriyga dastlabki tergovdan himoya qilgan. Bu bo'yicha oxirida muzokaradan munosabat bildiradi. Sotuv dastlabki siz yurist sifatida o'zi tushunasiz, advokat sifatida dastlab tergov materiallarimiz sud majlisida aniqlangan holatlar bo'yicha qaror hukm chiqaradi. Bo'ldi, bo'ldi. Shu muzokarada munosabat bildiramiz. Shu bilan yana bir savollaringiz bor. Boshqa savolim hozircha yo'q. Endi biz qarab qolamiz. Bana hazır kurduğunuz değiştik. Siz haparatlangan mantıksız. Otabek Sattoriy tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan video rolik yomon qattiq ta'sir qildi. Shuning uchun ishdan ketdim, ishimni yo'qotdim. Oilam buzilish arafasida turibdi. Farzandlarim ruhiy ta'sir olgan deyapsiz, to'g'rimi? Mana shu o'sha Blogger çıkarken video rolikte tagiga yazılgan komentariylarda sizga sizni shaxsingizga nisbatan fuqarolar tarafidan so'kinishlar, haqoratlar bo'lganmi? Mana o'qiladiku, o'qilgandan keyin komentariy yozadi fuqarolar. Shular o'shalar ham ta'sir qildimi sizga? Juda ham. O'sha nimalar ham bilmay chiqarilgan juda ham ta'sir qildi. O'sha rolik orqasidan yozilgan deyapsiz, to'g'rimi? Ha, chunki o'sha ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin o'sha ijtimoiy tarmoq butun dunyo ko'radi. Men masalan ijtimoiy tarmoqqa umuman kirmayman. Menga o'sha do'stlarim, birodarlarim, aka-uka, opa-singil chunki hamma bilan yaxshiman men. Endi shu savol masalan o'sha faqat men o'sha yo'nalish bo'yicha masalan Hozir mana shu holatlar bo'yicha men masalan bunga e'tirozim bor Otabekka. Boshqa holat bo'yicha men hech qanday bunga qaramayman. Men o'sha holatlar bo'yicha menga buni da'voyim bor. Bunaqa. Mana har kasbimizni savoldan kelib chiqib sizga bitta savol. Xalq tomonidan bildirilgan fikr uchun Otabek Sattoriy javob berish kerakmi? Endi uni savobchi bo'layapti dedim. Mana hurmatli hamkasbimiz javob berar ekanlar, ruxsat bersangiz, bo'lmasa bularga beraman. Siz tinch qo'ying. Yaxshi, savolingiz bo'lsa javob tushunmadim men. Men hali gapirganim yo'q. Siz javob berasiz. Siz sudya emassiz. Sud tartib yuradi. Hurmatli advokatlar. Hurmatli advokat. O'sha savolingiz bo'lsa javob berdan keyin ular bir ikkitasi kommentariy beradi. Har qanday fikr uchun javob beradi. O'sha sababchi. O'sha sababchidir. Javob beradi. Agar o'sha chuqurmaganda hech kim kommentariy bermaydi. Mening shaxsiyatimga tegadigan bunaqa iflos so'zlarni aytmaydi. Xalqqa fikr uchun demak javob beradi demoqchisiz, shunaqami? Xalqqa fikr uchun Otabek Sattoriy javob beradi. Mayli, aytyapman, u chiqarmasa hech kim fikr bildirmaydi. Bu chiqargandan keyin boshqalar fikr bildiradi. Sababchi bo'lyapti deb bu. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumannazoda. Sal qo'llar. Javoblar uchun
fırsatı verdi, içtiniz mi? Sabahlarınız var mı? Yok, sağ ol. Doğru fırsatı böyle ettim. Ha, doğru. Sabahlarınız var mı? Uşaklar internet arama olarak koyan olsa, olaydı, bizde yüzlaştırış vakti de, her bir posta otobek şahsen, otobek çıkıp organ diye bakacağız. Şu anda kastırla versinler, bu kişiye dostları taşılıp vergen ekran, internet arama olarak umma kırmar ekran. Lekin yüzlaştırış vakti de, fakat otobek satori çıkan, ustada otobek satori deyip çıkan deyip aitken edildi. Uşak kastırlasınlar, kayırdan koyurdular. Dostları taşı vergen olsa, sılgı keladı, internet arama olarak. Sılkı kelat, sılkan taş verat. Lekin bu kişi yüzlaştırış vakti de tepasiga otobek satoriy deb yozilgan deb aytdi. Şu narsani tasdiqlasam qayerda ko'rdilar bu otobek satoriy deganini? Otabek. Savol tushunarli bo'ldimi, Zabir aka? Ha. Otabek, siz o'sha o'tirib olib prezidentdan o'sha chiqishlaringiz uchun javob bering, xo'pmi? Qo'shimcha savollaringiz bormi? Sizlarga. O'sha chiqib olib gapirganingiz o'zi. Ha, sizning gapingizni hurmat qilaman. Savollaringiz bormi? Hozir bitta gapir, men ham gapirishga huquqim bor. Yo'q, suv bu kishi hozir meni prezident bilan ro'yxatga chiqaradilar, lekin men prezidentimizni odamona siyosatlarini qo'llab-quvvatlab kelganman. Sattor Otabek, prezident hayotingizga ko'rsatuvchi so'z beradi. Ko'rsatuvchi so'z beradi. So'z yo'q, savolim yo'q, rahmat. Savollaringiz bormi? Yo'q. Savollar yo'qmi, jamoalarimchiga? Marhamat, o'tiring. O'tiring, marhamat, o'tiring. Cevaplarım çok kocarım, toplamış Nurullah hiç. Kurmaz takip görevimizde, kurmatlı futbolcular, kurmatlı jurnalistler. Kocarım, toplamış Nurullah hiç. Sizinle cinayet kodeksi 238-240. Madde var. Kulaklatıramız. Guvohni qasamyodiga tanishib imzo qo'ying. Sudga haqiqatni, haqiqatdan o'zgan narsani gapirmayman degan bazmda imzo qo'yasiz. Marhamat, sud hay'ati sizga erkin ko'rsatuv uchun so'z beradi. Men Terim shahargaz bo'lib, sizlardan bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayman. Marhamat, balandroq ovozda gapirsangiz, orqadagi sudlanchiga eshitilmayapti. 2020-yil noyabr oylari. Guliston mahallasida. Müslüman mahallesi azoları, park kabul konası borun. Kamunal pürolar böyle, kamunal pürolar, gaz, tabi gaz. Elektrisi bu iki bakım roj etmiyor. Hakimiyet gibi boş geldi. Şimdi şu yerde hakimiyet oranları yakın bu arayla da top çakır işte bizlerle. Bizler Müslüman mahallesi getir bu arayla. Geçen getir bu arayla da blogu, otobik satları. Bir şey boyunca. Tabi geldiler. Tabi göz masalası kütarladı, pul çoğuldu. Ki sütülen gaz balonun aklı bu içi geldi, sonra minisa olucu okuldu. Sütülen gaz balonun aklı 23 milyon olup, olup bir sürümünü yiyip yetiştirdi. Minisa olucu okuldu. Ya da sütülen 23 milyon olar mısın? Haytımı ver. Tehlike hafız güvenliğinde rizinin pratikmalar mı verir mısın? Kan ilerler. Sağol veriyor, ben cevap veriyorum ben. این داریم داد، من اول یک سوم دیک، یکی سوم دیک بودم، ما ولی چی کار میکردیم؟ اون شرایط یه واسطه سالی برام است، هیچ من میشه پیدا رو نگرفتم. اون شرایط میگه که یکی از اون ویدیو رو بود، به سال جواب داده. یه مشارکت ویدیوی مقاله است. مکان دو متری. کین؟ داریم داشت نویت ها بکو بگن کین؟ Bir arada çıkarması duymayı beraber gelmeliştim. Bu kamçılıkların bakımasından. Geçti git. Rahmanlardan gel bir iştirması istiyorum. Beraberler giyin, kabit dışarı, uçak gündü özü gibi şuraya açtık kabitten giyin. Şuna şu, şu kamçılıklar kuşatması istiyor. Özümüz baktığına kırış gitti. Birinci maddası geldi. Bu maddelerimizde buraya bir gün kurs verelim. Kaçan grubu diyor, bir konu. Bu uçakın bir yaşı. Tamam, diyorum yaşı. Bu türlü var, bir oldu. Bir olmaz değil mi? Yaş konusu, ben de çoraya geçtim. İşte boy tarafına da çıktı ki. Bir oldu, bir oldu. Aynen, Sattar Otabek'le 100 metre oturup uzayı suhbatlaştınız mı?
Suhbat mazmuni nimadan iborat bo'ldi? Mana shu joriyda ijtimoiy tarmoqlarga tushmaslik, mana kamchiliklar ko'rsatmaslik. Kamchiliklarni tezroq bartaraf etishimizni tushuntiradi. Siz talab qilingan 1.5 million so'm pulni berishga iqtisodiy jihatdan imkoningiz bo'lmagani sababli yana arzondan murojaat qildingizmi? Arzondan murojaat qildim, mana bu bunday holat bo'lgandan keyin ichki ishlarga arzondan murojaat qildim. Takror savollaringiz bormi? Takror savollaringiz bormi? Siz 1.5 million pul so'radi, ijtimoiy tarmoqqa qo'ymasligingiz evaziga deyapsiz-ku? Yoningizda biror kishi bormi? Bilmadim. Hatto o'zingiz gaplashgansiz. O'sha kishi bilan borib telefonda gaplashgansiz, nomerini qayerda topgansiz? Ijtimoiy tarmoqdan. Siz bilan aniq uchrashdim. Sentrda. Kimdan ko'rgansiz bu ishni? Odam bo'ldi. 1.5 million so'm so'radingiz. Bu holatda yana keyin kimdan xabar topdingiz? Hech kim. Boshqa xodim hamkasblaringizdan xabar topgan? Yo'q. Nimaga o'sha vaqtda o'zingizga ariza bermagan? İçtimoy tarmoqqa chiqar edi. Kamchilik bartaraf etdi. Birovdan 600 so'm, kimdir 20 so'm beradi yozib. O'sha holatda nimasini kamchilik deb hisoblaysiz? Kamchilik yerda 600 so'mdan pulini yeb ketyapsizlar. Hop, o'shani siz kamchilik yana nima? 600 so'mni yeb ketishi. Tarozidan quryapsan gapni. Bizda moshinada tarozi bo'ladi. Bolon olguncha shartnoma berilgan. Shartnomada ko'rsatilgan. Xohlagan iste'molchi, norozi bo'lgan iste'molchi tarozi tortib olish, tarozi moshinada bo'ladi aslida. Davlat standartidan o'tgan. Sizga biror marta bironta fuqaro 600 so'mni qaytarib berdi yoki fuqarolar jamlanib 600 so'mingizni qaytarib berdi murojaat qilishgan? Hech qaysi sizga aytmagan. Hech qaysi 600 so'mni qaytarib berib aytmagan. Ilgaridan shunaqa bo'lgan. Ya'ni narx bir xil bo'ldi. 22400 so'mdan qachondan beri ishlab kelasiz? 2000 narx. 2020 yil sentyabr. Bu hozir 22400 so'm necha litr dedim endi? Nima deysiz? 20 kilo uchun 22400 so'm degan. Tushunami? Bu yozlar. Bu gazni kilosi masalan, gaz balon shunday qo'yib o'lcha bo'lamiz. 3ta gaz balonni qo'ysangiz, uchalasi kam ko'p chiqishi mumkin. Ichidagi gaz balonni o'zi gazsiz ham kilosi farq berishi mumkin. Gazsiz farq beradi. Gazsiz masalan, balonni kilosi bo'ladi. Balon kilosi necha kilodan necha kilogacha bo'lsin? 19 kilo. Hammasi bir xil bo'ladi. Gaz balonsi. Hammasi bir xil ham bo'lmaydi. Bu narsada kilosi hammasi yozilgan. Temirni o'zi demoqchi. Temirda? Temirni o'zi har xil bo'lishi mumkin demoqchi. 19 kilo. Bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'ladi. Kilosi ko'rsatilgan bo'lishadi. Zavoddan emas bir xil bo'ladimi? Bir kimdir qayerdir tagi kemtigi bo'lib turib, yarim kilo temir tushib qolishi mumkin demoqchi. Olib kelganimizcha tarozga tortib olib kelamiz biz. Yarim qolguncha, quyib olguncha. Kimyachilar savollar bormi? Jabrlanuvchiga. Marhamat, Ko'charov, savollar bormi? Suvlarchi, kimyachilar? Sizga ham shu savol. Qachon ariza bilan murojaat qildingiz? Qaysi chistoy kuni ariza yozib olib bo'lgan bo'ladi? Bayonnomada ko'rsatilgan, lekin men shu bayonnomani ko'ra olmadim. O'shaning uchun sizdan so'rayapman. Siz qachon oldingizda turdi bayonnoma ko'rib turishingiz? Hurmatli shu bo'lak ko'riga savolga javob berishdan bosh tortayapman. Yaxshi, konkret savol bering, boshqa savol bering, konkret. Siz qachon kimni nomiga ariza bilan murojaat qildingiz? Arizangizning mazmuni nimadan iborat? Fevral oyida ariza berganman, ichki ishlar. Fevral oyida. Otabek Sattorov qamalganligini bilib keyin keldingizmi yoki oldin bergan arizangiz shu deb kelib qo'shildimi? Oldin bergan arizam, mana bu ishdan keyin men ariza berdim, jazolanuvchi.
Şunları, Atabek Settori'yi bilansız telefon arkayı mülakatta koyar mısınız? Bizim kürsatı yok mu? Kürsatı verdi mi? Arzada. Beyan olmadı, cüde köp neresi kürsatı mı? Kurmatlar çok geldi. Bu sağolge mantomanlıkla protokolü olup peşiniz sağol verildi. Bir vasıta müracaat çıktılar, yani Settori Atabek'i bilansız mülakatta koyar mısınız? Degen sağol buldu. Şunları, şu cüveyi dinlemekte. Otabek Settori bilan qayerda uchrashdingiz? O'sha 1.5 million pul so'ragan kun. Center bozorini oldi. Center qayerda joylashgan? Termiz shahar. O'sha paytda siz qaysi telefon raqamni ishlatgansiz? 2 90 1 80 90 nechilik? 93. 93. 895 Settori 1.5 million so'm pulini sizni qaysi xato yoki kamchiligingizni internet orqali yozmaslik shartdir. Faqat kilo mi? Faqat kilo holati mi? Kilo bilan so'mda aytdim. Qaytdim shu masala. Shu masala. Tushunarli. Bunları görgenlerinizden kim bir tümasına bulabilirsiniz? Başka sorularım yok mu? Hazırda sorularınız var mı? Yok. Sultanım, Settori Otabek. Cevaplarınız korsatılarını eşittiniz mi? Eşittim. Sorularınız var mı? Doğru. Markamat sorularınız var mı? Sizlaştırış vakti de, bu kişi hazır, yozma tartıpta arızaları da Center Bozor deyip etken. Center abi. Hazıram Center Bozor deyip etken. Yüzleştiriş vakti de İşonç Televizyası'nı oldu da deyip etken. Center tam oldu. İşonç Televizyası'nı. Center Bozor'u boş kaçırdı. İşonç Televizyası boş kaçırdı. Savunlarınız var mı bakalım? Şu İşonç Televizyası kıyırda ligin de kıyırı da aynen uçuruşkanımız bura olsaydı çünkü. Oldu da. Center Bozor'un oldu da özüm şahsen. Ama çünkü kamera koygan. Ben usta mı? Ama çünkü kamera koyduğunuz gün için bu oğlum özünü yoşurup işonç televizyonu yaptı. İşonç televizyonu oldu, burada kamera yok. Kuşan için ispatı var mı şu anda benim uçuraşkanı? Kuşan uçuraşkanı. Ben kapırken gaplarım, 1.5 milyon pul söyleyenim, ispatı var mı şunda? Kuşan uçuraşkanı. Ben her bir gün Mümin İslam'a savol veremem. Sen kutadan korkmuyorsan mı? Sen takvador musun diyeyim ben? Kuşan savollarında okurda uçur. Her bir de gaz çıkar. Sen tarozdan uğrayıpsan. Bu tarozda kıyamatta kana cevap verirsen deken savunma. Settori Otabek, savunmalarınız var mı sizde? Eğer bu mümin İslam böse, mümin... Müslüman böse. Cevap versin. Demek ki iki kıl cevap veriyor. Müslüman. Center Bozor diyor. Bir yer deyse işonç diyeceğiz. Demek ki hazır sizde aldat durup kaçıyor. Koşumça savunmalarınız var mı? Yok savunma. Taraflarda koşumça savunmaları yok mu? Cevaplar için gelmiş mi? Arkama tutayım. Tutayım. Sol maçsiga qaram selam qilamiz. Tarafimiz 2021-yil 17-chi mart kuni Settori Otabek Abdumonnon zodaga jinoyat ishi, jinoyat ishlari bo'yicha uzrolovdan sudda ochiq sud masalasida 2021-yil 17-chi mart kuni soat 10:00 davom etadi. Tarafimiz. Odamlar. 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 Odamlar.